HDP'nin kapatılması isteniyor. Özellikle MHP lideri her açıklamasında bunu dile getiriyor ve harekete de geçeceklerini söylediler. Siz de az önce söylediniz. Partinizin kapatma davasında hukukçu kimliğinizle savunmasını yaptınız. Aynı zamanda yine sizin aktif siyasette olduğunuz dönemde AK Parti parti kapatmaları zorlaştıran bir düzenlemeyi de hayata geçirdi. Son olarak Numan Kurtulmuş parti kapatmak çözüm değildir dedi. Ne düşünüyorsunuz HDP kapatılsın tartışmasıyla ilgili? Şimdi bakın ilgili. E, bu çok, çok doğru bir soru. Ben ne düşündüğümü Anayasa Mahkemesi tutanaklarında da var, resmi gazetede de var. Kaldı ki parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden evvelki hükümet döneminde de atıldı. yani. Çünkü Türkiye parti kapatmalarla mezarlığa döndü. Yalnız burada eğer hukuki bir konuyu konuşuyorsak bunu hukukla konuşmamız lazım dedim ben. E biz her konuyu siyaseten değerlendirince... O zaman bak şimdi e, hükümete e, bugünkü e, sisteme destek veren bir partimiz kapatılsın diyor. Şimdi şu 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 hak etse de etmese de sıfat olan birisi şöyle dedi. Ha yarın akşamki şeyde eee fasıllarda konuşmalarda e, bak bu da şuna karşı bu da buna karşı. Ha. Ona ben karşı bu bir söylem düşün. olarak kaldığınca kim, kim, kimseye haramet yedirmek evet. istemem. Onu bu, bak onu bu sorunun geleceğini bildiğim için bu cümleyi de kimseye haramet yedirmek istemem. Herkes otursun baksın. Şimdi biz üniversitedeyken, bilmiyorum sizinkine doldu mu, yazılı olurdu. Sonra da bazı derslerden sözlü imtihan. Yazılı sınavlarda adımızı, soyadımızı yazar, numaramızı yazar, burayı kapatırdık hukuk fakültesinde. Hoca, ister anayasa hukuku hocası, ister ceza hukuku hocası, o kağıdı okurken buradaki isme bakmazdan okurdu, bakmaz ona. Onun da üzerine yazar, kaç not aldıysak. Onu listeye çekerken burayı açılırdı. Şimdi eğer bir konuyu hukuken tartışacaksak, evvela hukuk kaydelerini o parti bu parti demeden bir bakmamız gerekiyor. Ama Türkiye siyasetinin genel temayülü yaptığı düzenlemelerle e, parti kapatmayı zorlaştırmak yönündedir. Ama partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu? Partilerimiz de şimdi milletvekili yemin ediyoruz, hep sadece Cumhurbaşkanlığı yemin üzerinde duruluyor da milletvekili yemin de var. Anayasa'ya uygun davranacağıma diyoruz. E anayasa 68 ve 69. maddelerde parti kapatmaları ile ilgili düzenlemeleri yapmış. E o alana girmemek lazım. Ben hem girerim hem de şudur budur derse iş hukuki olmaktan çıkıyor. O zaman gelin objektif şöyle bir şey yapsak hiç bu HDP vesaire filan demeden, bütün bu zorlaştırmaları rağmen bir parti neleri yaparsa kapatma davasına kapa aralanmış olur Ya fiillere bir baksak, iştihatlara bir baksak. E siz daha başlangıçta dediniz ki ahim kararı, değil mi? E ahimin parti kapatmalarla ilgili kararı var. İşin hukuk kısmında Böyle düşünürüz ama siyaseten diyebilirsek ki ya bu kapatmak evet bin defa da hak ediyorlar ama siyaset olarak doğru değil. O zaman yapılacak iki tane iş var. Ya bu hukuku, kanunu, anayasayı tanımayan bu çizgilerin içerisine girecek. Ya da anayasada, partiler kanunda, iştihatlarda, ahim iştihadında, anayasa mahkemesi iştihadında bu kriterler varken böyle bir sonuca gitsin o zaman bunları değiştireceksiniz. Bunu değiştirme, öteki de huyunu değiştirmesin. Bundan sonra ben bu işin içerisinden Cemil Çiçek olarak nasıl çıkacağım? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Yani kimse devleti de, parlamentoyu da, siyasetçileri de, hukuku da, vicdanı da emri ve de bırakmaması lazım. Ben onu söylüyorum. Yani e, bu HDP vesaire filan olduğu değil. Evet parlamentonun temayülü e, geriye dönük parti kapatmaları zorlaştırmaktır. Ben de bunu savundum halinde savunurum. Parti kapatmalar e, doğru bir şey değil. Bir faydası olmadı. Ama bu da yani e, çok amiyane tabiri. Atasöz olduğu için söylüyorum. Ben köpeksiz köye düştüm, değneksiz gezerim havasında olmamalı. Partiler e, sorumluluk taşıyan kuruluşlardır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlardır. Ayak nasırı da olmamalıdır bunlar. Bunlar da kendisine çekidüzen vermeli. E, olmasa nasıl olacak? Şimdi e, e, filancanın davası olduğu zaman ayım kararı böyle diyor. E, ahim kararı da diyor ki Batasun'a parsın. Ben bunu çok önceden e, verdim. Başıma gelmedik diş kalmadı. Şimdi herkes, ben de anlamıyorum. Yani e, bizim toplumumuzda belli kesim, medyanın belli kesimi dün bu tarafta, bugün bu tarafta. Herkes enlemini, boğulamını belletse de biz de anlayabilsek. Batasun'a kararı çıktığı zaman ben dedim ki ya arkadaşlar bak dikkat edin. Değil e, terörle iltisaklı olmak. Terörü telin etmemeyi bile mahkeme Kapatma sebebi saydı. Peki. Şimdi o kadar işimize geldiği zaman e, ahim kararı, işimize gelmediği zaman olur? O zaman yapılacak iki şey var. Bir şeye gerek Sürem de Tekrar. bitti Sayın çiçek. Ya, ya mevzuatı değiştireceksiniz. Ya da o mevzuatın gereğini yerine getireceksiniz. Ya da bu kendi huyunu değiştirecek, söylemini değiştirecek. Peki. Söylemini değiştirecek. Değilse başka türlü olmaz ki.